Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Android Studio programını bilgisayarımızdan komple nasıl kaldıracağımızı öğreneceğiz. Biz bu videoyu neden çekiyoruz? Özellikle öğrenci arkadaşlarımız Android Studio ile ilgili en ufak bir problem yaşadıklarında bu problemi çözüme kavuşturmak yerine hemen çözümü Android Studio programını kaldırmakta buluyorlar. Tabi biz bu programı kaldırdığımızda illa sistemimizde kalıntı dosyaları kalıyor. Bu kalıntı dosyaları kaldığında biz Android Studio programını yeniden kurduğumuzda bu dosyalardan dolayı birçok hata ile karşılaşıyoruz. SDK hatası bunlardan biri arkadaşlar. Özellikle bazı arkadaşlarımız yorum yapmış, bilgisayarını formatlayıp Android Studio'yu tekrardan kurmak zorunda kaldığını belirtmiş arkadaşlar. Bu tarz şeylere gerek yok. Gelin şimdi beraber Android Studio programını bilgisayarımızdan komple nasıl kaldıracağımızı ve yeniden nasıl kuracağımızı öğrenelim. Öncelikle arkadaşlar, eğer daha önce Android Studio programı ile uğraştıysanız, projeleriniz var ise arkadaşlar, ilk önce bunların yedeğini alın. Bu projelerim nerede mesela benim? Sistem klasörümün içerisinde kullanıcılar, iTimer kullanıcısı, şuradaki Android Studio proje klasörünün içerisinde benim projelerim mevcut. Burada gördüğünüz gibi buraya arkadaşlar ilk önce yedeğini aldım. Daha sonra programı kaldırıyorum. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi şurayı kapatıyorum. Programımızı kaldıralım klasik yoldan. Ayarlar menüsüne geldim. Şuradan uygulamalar. Arama çubuğuna Android yazıyorum. Android Studio programımız geldi. Şu an 4.0 yüklü bende. Buradan kaldırıyorum arkadaşlar. Evet diyoruz. Arkadaşlar şurada Android User Settings diyoruz. Yani daha önce ayarlarımız varsa bunları komple kaldıralım. Çünkü yenisini kurduğumuzda buradaki ayarları algılayıp onun üzerinden devam ediyor. Komple siliyoruz. Uninstall dedim. Evet diyorum ve kaldırıyor arkadaşlar. Evet kaldırdı. Close diyorum arkadaşlar. Şu an programımız kalktı ama tabii ki arkadaşlar kalıntı dosyaları bilgisayarımızda kalıyor. Ben sizlere bunları arkadaşlar hızlı bir şekilde nasıl ulaşacağımızı göstereyim. Hiç herhangi bir yol ile uğraşmadan şuradaki arama çubuğuna arkadaşlar ilk önce %100 yazıyoruz. Daha sonra büyük harflerle User Profile yazıyoruz. Burada Türkçe karakter kullanmayalım. Daha sonra en sona tekrardan %100 yazıyorum. Gördüğünüz gibi gizli olan klasörüm şuraya geldi arkadaşlar. Şurayı açıyorum. Biz az önce Android Studio programını kaldırdık. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Gradle kütüphane dosyaları kalmış. Bunları buradan silelim. Sağ tık yapıyorum. Ve sil diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birkaç GB burada veri mevcut. Hem de diskinizi boş yere arkadaşlar dolduracaktır. Tabii ben uzun süredir arkadaşlar uğraştığım için buradaki dosyaların boyutları biraz büyük olabiliyor. Bekliyorum silsin. Aynı zamanda bu silme işlemini yaparken evet bitirdi arkadaşlar. Alt tarafta bizim emülatörümüzün arkadaşlar kısa yolu mevcut. Bunu da silelim. Yani herhangi bir kalıntı dosyası kalmasın. Burada APK Project daha önce bir APK dosyası almıştım. Onu da siliyorum. Buradaki klasörümüzün içerisinde bir de şurada projelerimiz var arkadaşlar. Bunları da siliyorum. Yedeğini almıştım. Çünkü buraya bir daha klasör oluşturacaktır. Hata vermesin. Bekliyorum silsin arkadaşlar. Güzel. Şuradaki bütün dosyalarımızı sildik arkadaşlar. Şimdi başka nerede dosyalarımız var? Onu sizlere göstereyim. Yine arama çubuğuna geliyoruz. Şuraya yüzde ifademizi koyalım arkadaşlar. Bu sefer lokal arkadaşlar klasörümü açmaya çalışacağım. Lokal app diyoruz. Sonra arkadaşlar data diyoruz. Sonra yüzde işaretimi koyuyorum. Şuradaki klasörü genelde arkadaşlar biz kullanıcı adımızın olduğu yere gittiğimizde bunu bulamayız. Genelde gizli olur. Bu şekilde hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Android klasörümüz mevcut. Bakın arkadaşlar şunun içerisine girelim. Burada gördüğünüz gibi bir tane SDK dosyamız mevcut. Eğer bu arkadaşlar SDK dosyasını buradan silmezsek bir dahakine programı kurduğumuzda buradaki dosyayı algılıyor. Bir daha SDK dosyası indirmiyor. Bu sefer de arkadaşlar yollar farklı olduğunda SDK hatasıyla karşılaşıyoruz. O yüzden buradaki Android klasörünü arkadaşlar tümünü siliyorum. Şöyle sil diyorum.
Silsin arkadaşlar bunu. Mesela bakın şurada Kotlin ile ilgili kalıntı bir dosyam var. Bunu da siliyorum. Şöyle. Bakalım başka var mı şurada? Olmaması lazım. Güzel. Bir de şurada Android Open Source Project dediğimiz bir bölüm var arkadaşlar. Şurayı da silelim. Güzel. Şunu silmesini bekleyelim arkadaşlar. Evet diyorum arkadaşlar. Komple silmek istiyorum. Bunları silmezsek arkadaşlar diskimizde gereksiz yere de yer kaplıyor. Tabii ben arkadaşlar birçok SDK indirdiğim için biraz boyutları yüksek oluyor. İster istemez birçok SDK ile çalışmak zorunda kalabiliyoruz. Ama size tavsiyem eğer uygulamanızı Google Play Store'da yayınlamayacaksanız eski SDK versiyonları indirmenize gerek yok arkadaşlar. Android 11 SDK'sı ile çalışmalarınızı yürütebilirsiniz. Hem diskinizde çok fazla da yer kaplamamış olur. Güzel arkadaşlar bunu da sildik. Şimdi bir diğer yöntemimiz ne arkadaşlar? Bu sefer yine klasörümüzü açalım. Bilgisayarım sistemimizin yüklü olduğu klasörümüzü açıyoruz. Sonra arkadaşlar şuradaki program files denilen kısımları kontrol ediyoruz. Şuradaki 32 bit bölümüne bakıyorum. Android ile ilgili herhangi bir şey yok. 64 bitin kurulu olduğu yere geldiğimde gördüğünüz gibi burada Android ile ilgili arkadaşlar bir kalıntı klasörümüz mevcut. Bunu siliyoruz. Şöyle. Sildikten sonra arkadaşlar bilgisayarımızı yeniden başlatıp ondan sonra developer.android.com sitesinden Android Studio'nun güncel bir versiyonu indirip rahat bir şekilde kurabiliriz. Bazı arkadaşlarımız şunu sormuş, hocam JDK'yı kaldırmıyor muyuz? Hayır arkadaşlar, JDK'yı kaldırmaya gerek yok. Zaten eğer güncel ise üzerine hemen Android Studio programını kurabilirsiniz. Bu video eğitimi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.